Şimdi mesela ben hakikaten çok oturmuş bir ilişkiyle karşı karşıyayım. Evet. Gördüğüm o. Oturmuş demeyeyim de yani yıllanmış. Evet evet. Evet. Yıllanmış demeyeyim de bitmiş. Hanımlar beyler, ilişki testinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Konuklarımız Melda, hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Ve Talhoş. Merhaba. Çünkü az evvel sordum. Hanımı kendisi için Talhoş dedi. Dirty talk. Sert başladık. Ben severim süt çocuğu olduğum için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Merhaba. Kaç yıllık bir ilişki bu? İsa'dan önce. Çok eski. Şaka hazırlanmış gelmeden belli ki. İsa'dan önce derim herkes kopar. Ondan sonra zaten sempati bir kazanıp oradan yürürüm. Kaç yıl? 2002. Oo, çok 16 en eski yıl. Biziz. Evet. Ben baktım videolara. Şimdiye kadar yayınlanmış. Yok eskisi yani. 16 yaşlar da daha küçük ama kaç 38. Yaş? 38. Ha, 22 yaş. Evet. Hemen hemen. Üniversite. İlk sevgiliniz misiniz birbirinizin? Hayır. Aynı anda hayır dediler belli. Öncesi daha renkli bak anlatayım. 22 yaşındaydın. İlk nerede tanıştınız? Üniversitede tanıştık. Benim sınıf arkadaşımın ev arkadaşıydı. Öyle gidip gelirken eve karşılaştık, tanıştık. Öğrenci evleri de ne güzeldir değil mi? Evet, çok iyi. Hangi şehir? Edirne. Edirne'nin kafası güzeldir. Mükemmeldi. Evet. Trakya harika. Değil mi? Zaten Trakyalıyım ben. Edirne'de ailem de Edirne'li. Aha. Beraber zaten büyüdük. Orada tanıştık. Beraber okuduk. Sonra beraber yaşadık ve evlendik. Evlilik kaç yıl? 11 yıl. 13. 13. 13! Ne oldu İsa'dan önce? Bir onu hazırlanmış. Bana eski olunca. İnsan bir bakar gerçek cevaplarına. İsa derim oradan. Ben 2016'da kaldım ya. Nivolu savaşı derim. Çocuk, şakamı yaparım. Çocuk doğdu. Çocuktan sonra biz kaldık. Ay bir de çocuğunuz var. Evet. Allah bağışlasın. Ne güzel abi. Kaç yaşında? 2,5 yaşında. 2,5. Ay şimdi ne yapıyor? Emekli abisi. Dönerse bizim. Şu anda evde deliriyor. Tek başına mı evde? Yok. Anneanne. Çok saçma. Oğlum bitirelim o zaman çabuk çabuk. Öpüşün barışın bitsin. Öyle yani çocuk var oğlum 2,5 yaşında. Anneanne babaanne evde. İkisi beraber. Evet. Niye bir tanesi değil de ikisi bakıyor? Destek kuvvet. Bizimki biraz çok değişik. Çılgın çocuk. Çocuk, ha çocuk çılgın. Evet. Ne de değişikliği var çocuğun? Ben dedim babaanne mi çılgın iyice. Benim anneannem gezgin. Allah Allah. Şiddetli ağlamalar oluyor bazen de o yüzden. Oo, bir şey var mı? Sağlık bir sebebi yok, yoksa? Hayır. Ha anladım. Dikkat çekmek. Tamamen. Öyle şeylerde buz koyun derler. Evet. Parka götürüyor. Vallahi genelde yani pedagoglar. Başka zoolog. Zoologlar. Filologlar der ki buz koyun. Zaptı zor. Zaptı zor, zor. Evet. Valla. Evet. Kim bakıyor mesela ikiniz, üçünüzsünüz evde. Çocuk sen. Kimde daha çok ağırlık? Ya, tabii ki annesinde. Ben de. Evet. Tabii ki derken? Hayır çünkü annesinin çok düşkün. O yüzden. Valla. Kız erkek? Kız ama böyle hala. Yani bağımlılık derecesinde bana bağlı. Hala saçındandır yani. O. Olabilir. Bir tane ahtapot vardı hatırlıyor musunuz? Tahminler yapıyordu Dünya Kupası'nda. Sonra biliyor göğe. Öğrendiler ki renkliye koyuyormuş ayağını yani. Şu saça hangi çocuk ilgi göstermesin yani. Doğru adam bak. Normal adam sen düşün, öyle. Ben bunu hiç düşünmemiştim. Vallahi öyle bak. Saçını siyah boyasın çocuk seni sever. Ben sana söyleyeyim. Gerçekten öyle bak. Çocuk ne bilsin abi? Aa renkli lan diye. Oyuncak zannediyor doğru yani. Işıklı. Işıklı ayakkabı bir şey annesi yani öyle bir şey. Darlanmadınız mı 16 yıl? Zaman zaman oluyor evet. Oluyor tabii canım. Vallahi. Muhakkak oluyor. Mesela eve gelmesin iki gün falan ister yok, misin? Yok hiç öyle bir şey istemedim ben. Ha. Bilmiyorum o istemiş midir de ben hiç istemedim. Bazen istiyoruz ya. İstiyormuş. En son ne zaman istedin? Dün olmuştur. Dün? Ya bak. Dün oldu neden? Ya şaka manasında söylüyorum öyle bir şey olmadı da. Oğlum senin şakan da belli oldu. Sen yani hazırladığın çok şakayı yapıyorsun da bu anda çıkan şaka yani ya hangimizi bıçaklayacak öyle ben değişik. Ben 20 yıldır tanıdığım için ben anlıyorum. O çok poker face anlamaz ama yok ben de öyle bir poker şey face mi? Evet. Lan yok öyle bir şey seni kandırmış. Poker face Talha. İki önceki bölümde de Horoz Mustafa var. Yani yavaş yavaş herkesin yani, lakabıyla alıyor yürüyor bölüm. İzlediniz mi Horoz Mustafa'yı? Eşinin üstüne biniyormuş arada. Saçma sapan. Program ben niye yapıyorum? Bunlar niye benim zihnimde? Ben menemen yapmayı unuttum. Allah Allah. Şu anki meslekleriniz ne? Ben reklamcıyım. Ha ne güzel. Ben lojistikle uğraşıyorum. Lojistik. Evet. Lojistik. Tamam bir şey demedim. Aynısını söyle. Yanlış mı kullandım? Ben söylüyorum o yüzden. Ha. Ne işlemi? Belki de anlamamışsınızdır. Sen jistik dedin ben anladım zaten ya.
Ne işe mi yaptı? Lojistik. Tamam lojistik. Beni mi düzeltiyor? Kendini mi düzeltiyor? Neyin peşinde anlamadım yani. Allah. Şuraya karşısında da arkadaşını almış böyle yapıyor. Burada da başka bir kupa. Siz kimsiniz oğlum? Siz niye geldiniz lan? Adam sana bakıyor, bana bakmıyor. Kalk lan şuradan. Bana geldi konuk oldu. Sana değil. Dur o zaman sor. Manyağa bak. Oradan yürüyorlar bana. Beni de övüyor. Devam abi. Biraz zorla. Zorla ki sonra biz onu ağzına sıçacağız. Zorla zorla. Böyle bir şey değil oğlum. Ananızı bacınızı getirmeyin buraya yani. Kendinize... Allah Allah. Çok saçma yani. Yani lojistik tamam. Sonra. kim daha çok kazanıyor? Talha daha çok kazanıyor. Değişiyor ya bazen. Evet. Yani... Ticaret bazen prim durum falan olunca değişiyor işte. Evet. Prim alınca kim daha çok kazanıyor? Ben. Almayınca? Aynı. Laf da kondurmuyor. Yine 5 lira çok benim. 5 lira çok. Ben onun altına düşersem kendimi keserim. Yo ben koskoca Talha. Rejistik. Ben Talha. Poker face. Poker face Talha ben. Ben dedim gelmeyelim. Niye lan ne oldu? Bir şey yok ya. Ha yok yok. Kalk istiyorsan. 22 yaşına kadar sevgililerimiz var dediniz. Onların silüetleri aklınızda. Yok gerçekten. Ciddi söylüyorum. Gerçekten yok. Bence isimleri zaten yoktur da görüntü olarak varlar mı? Yok hiç yok. Hakikaten mi? Hiç yok. Vay anasını. Uzun bir ayrılık oldu mu 16 yılın içinde? Bir tek askere gittim işte o kadar. Oldu evet. Ha, tamam. Tabii. Hayır bir de o da Kocaeli'ne düştü. Yani her hafta sonu görüştük yani. Öyle bir şey oldu. Gittik geldik yani. Hatta ben o yüzden cezaevine falan gittim. Üzüntüye bak. Keşke Bulgaristan'a çıkaydı da göremedik. Cezaevine mi gittin? Disko derler ya askerde. O kadar biliyoruz aslan. Allah Allah bu da iyice. Hüsnü Bey lojistik oldu kadar disko derler. Disko demeseler. Bir hafta mı? 3 gün. Değdi mi? Görmeye değdi mi? 3 gün disko. Değdi. İçerideyken ne diyordun? Aklıma sıçayım ya. Gitmez olaydım. Gerek var abi. Kaç yıldır beraberiz ben görürdüm çıkınca ya. Annelerle babalarla aralar nasıl? 4'te 4 hayatta mı? Hayatta. Oh, Allah gecinden versin ne güzel. Nasıl annesi babası? Çok iyi. İkimizin de annesi babası ayrı. Ayrılar. 4'te 4 hayatta 4'te birine ayrı yaşıyorlar. Hayatlarında biri var mı? Yok. Dördünün de yok. Neden? Yok istemiyorlar. Annelerimiz tamam. Zaten istemiyor kesin. Babalar değişken durum. Ama hiçbirinin hayatında birisi yok şu anda. Öyle ayrılar. Hiçbir ayrı şehirlerde yaşıyorlar. Hiçbir bölümde sormadığım kadar sert bir şey sorayım. Anneler babalar ayrı ya. Çapraz yakınlaştılar. Kime hayır. Eşlersin? Efendim? Hayır hayır. Hala eşleme peşinde. Hayır oğlum. Eş belli. 6 çift yok. 4 kişi var. Daha evvel ikisi zaten birlikte. Daha ne eşi mi kalmış? Bunun adamı yine onun kadını. Ya yani, tamam bu arada hiç sorumu lütfen doğru anlasın izleyenler de. Bu tip yaşlarda bizim anladığımız anlamda ilişkiler olmaz. Böyle aylarca hayattan alıp almamayı düşünürler. Daha çok şık olur yani. Biz biraz sığır kaçıyoruz. Sizi de gördüm az evvel güldünüz çünkü. Kusura bakmayın dost. yani böyle bir şeye nasıl bakardınız? Senin baban onun annesiyle. Senin baban daha onun annesiyle. Daha iyi anlaşırlar. Daha iyi anlaşırlar. Biz bunu daha önce konuştuk. Konuştuk kendilerine. Oha! Ben de kıvranıyorum onun babası. Ama yaşlı insanlar oğlum sen konuş onlar öpüştü onlar. Daha onlar. Yanlışırlar. Ne, ne saçma ya. Dikkat edeyim derken durduk yere yoruldum ya ben. Keşke direkt sorsaydım ya. Size de sığır dedim arada kusura bakmayın. Sizi de yaktık hiç gerek yokmuş yani affedersiniz. Kendimi öveceğim de sizi de kaybettim ne gerek var doğru. Daha iyi anlaşırlardı evet evet. Ana. Evet çünkü benim annem çok sakin, onun babası çok sakin bir karakter. Babam çok daha yüksek, annesi çok yüksek bir karakter. Daha iyi anlaşırlardı. Ne acayip. Dördü eve çıkmayı düşündüler mi? Bizim öyle bir düşüncemiz var. Çocuklar biz Las Vegas'a yerleştik. Vallahi mutluluk buradaymış. Akşam striptiz, sabah kumar. Bu kadar yıl sonra insan özler mi birbirini? Ben çok özlüyorum ya. Bilmiyorum. Talha'da var mı? Ben acayip özlüyorum. Yani. Neden? Bir gece bile ayrı kalsak özlüyorum yani. Alışkanlık belki ayrı? De. Ben bazen işte izinden çıkıyorum. Şehir dışına çıkıyor. Ben çok özlüyorum. Çünkü sonuçta başka yerine gitmem lazım. Alışkanlık da var işte. Çocukluktan beri beraberiz yani. Çok yakın arkadaşız. En yakın arkadaşım. Ha öyle bakıyorsunuz. Evet. Vay anasını. Yani mesela şuradan anlıyorum ben. Diyelim bir şeye çok güldü Talha. İlk seni arar mı? Hemen. Direkt atarım ona. Bu aslında çok dinç tutan bir şey yani. Aynen. Birlikte eğlenebilmek. Gün içinde 15 kere konuşuyoruzdur herhalde. Hala konuşuyoruz. Hala konuşuyoruz. Romantik anınız oluyor mu peki arada? Yok. Biz hiç romantik bir çift değiliz yok. Bence. Yok. Değil mi? Yani mumdur, şaraptır. Hiç yok.
Bazen rakı sofrası yaparız. Ha evet. Romantizme bak vallahi çok güzelmiş. Bazen halı sahaya gideriz, romantizm var. Bazen at yarışı, bazen daha romantik bir yer ben bilmiyorum açıkçası yani. Rakı sofrasını ben hazırlarım, evet, getiririm. Evet, hazırlar getirir, evet. Mesela ben maçtan gelirim, halı saha maçından gelirim, işten gelirim. Ben çocukla ilgili uyutur. Ben rakı hazırlarım, oturur işte seni seyrederiz. Yani dizi seyrederiz, bir şey seyrederiz. Rakımızı içeriz. Vay be. Ay ne güzelmiş. Çok tatlısınız oğlum. Yani. Vallahi mutluluğu bulmuşlar fark ettiniz değil mi? Evet. Şu an çok bekar var mesela seyircilerimiz arasında. Bayağı nispetle bakıyorlar yani. Şurada iki tane kız var ya. <böyle bizim. gülüyor> Böyle insanlar var mı ya? 16 koca yıl. 16. 16 yaşından küçük var mı şu an aramızda? 18 var mı? Ciddi misin? 18. Onlar tanıştığında sen 2 yaşındaymış. 2 yaş. Çok çok uzun fark ettiniz mi? Bak şu an fark ediyorum. Bak 2 yaş düş. Gel seni Allah'a sersen. Gel gel şans gel. Gel sahneye gel gel. Gel gel şöyle gel. Yanıma gel. Kızımız olsa bu kadar olur. Otur Sehpa'ya. Sehpa'ya otur bir şey olmaz. Bunu hayatına dön bir bak taşır mı? Hatanın çoğu sende. Taşır mı sorusu bana değil aynaya sor. Bir bak bakalım gece su böreği yerken bir düşün taşır mı? O makarnayı löp löp geberken ben yine seni kilolu bulmadım. Senin için söylüyorum. Yoksa ben şu göbeğimle konuşacak durumda değilim zaten yani. 16 yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz. Hanımefendi 18 yaşında. Sor sana. Daha 18 yaşındasın. İlişkilerle ilgili merak ettiğin bir şey sor. Mesela özenir misin? Diyelim 18 yaşındasın. Bir ilişkin var mı? Başladın diyelim bir ilişkiye. 16 sene sürsün ister misin? İstemem. Çok gencim daha. Şimdi ben sana soracağım. Şimdiki gençler çok başka. Ben sana soracağım. Sen çok isterim falan. Diyelim sen 18 yaşındasın ya şimdi. Bundan sonraki ilk ilişkinin 16 sene sürmesini ister misin? Çok isterim. 16 değil 36 olsun isterim. Ama çok saçma ya. Güzel kardeşimize bir alkış ya. Çok güzel. Birbirinizde sevmediğiniz huyu var mı? Talihan'ın en sevmediğin huyu. Çok hızlı öfkelenebiliyor. Çok. Vay. Var sen de öyle bir şey ama. Evet. Çok yani çok bana da böyle ara ara dalacak gibi. Vallahi öyle. Seni ben sevdim de sen de böyle yani. Herkes öyle çok ama. Karışmış. Dışarıdan böyle çok sert gözüktüğümü söylüyorlar ama öyle bir şey. Hiç dövdün mü birilerini? Dövdük. Bu yaşına kadar. Dövdük, yedik. Çok tatlı. Dövdük abi. Tabii dövdük. Döveriz ya. Mesela böyle atıyorum bir arkadaşın arada. Derler ya bir araba adam toplarım. O arabadaki adam olur musun arada? Olurum. Değil mi? Belli abi sen. Olurum. Hangi semttensin İstanbul'da? Fatih. Fatih çocuğu be! İyi semt tanıdığımız yolda ben senin numaranı aldım. Oğlum benim çok düşmanım var. Vallahi sen mi söylüyorsun? Benim için adam bıçaklar mısın? Açık ol. İlişki testine bak. Benim için. Bunca yıldır güldün. Adam bıçaklar mısın bana onu be? Şimdi de karşıyız genelde yapmıyorsun. Yok ben de karşıyım. Benim için adam tartaklar mısın? Saçma sapan. Hay Allah. Senin onda en sevmediğin huyu? Çok kontrolcüdür. Kontrol freak. Evet ya. Evet bende de o. Üç kişinin İngilizcesi var galiba. Onlar da bilmiyor. Cahiller freak ne ya? Evet öyle. Her şeyi bilmek isterim. Neden? Bilmiyorum öyle saçma bir huy ya. Sosyal medya kullanıyorsun? Kullanıyorum. Şifreleri var mı sende? Var. İstediği zaman girebilirim. Girebilirim evet. Önce bunu bırak yok. Şimdi bu istediği zaman girebilirim. Var mı yok mu şifresi? Ya, bütün kart şifrelerimiz zaten aynı. Aynı her şeyimiz aynı. Kart, şifreler tamam. De aynı. Bunlar sosyal medya şifreleri, sosyal medya şifreleri de aynı. Aynı. İkimizin aynı. İkimizin aynı. Tek bir şifreniz var. Tek bir şifremiz. Ne o? Ulan ne güzel dolandınız ha. Facebook'una girelim. Ben zaten helal emin. Instagram DM'sini okumaya bayılıyorum. Sizde de öyle bir şey yok mu yani? Var mı aranızda? 1000 lira okurum. Alayım Instagram'ı. Kim size yürümüş? Kime cevap vermişsiniz? Şimdi mesela herkese evli olsun, bekar olsun birileri sosyal medyada yazar. Sana da yazanlar oluyor mu? Oluyor tabii ki ama şey o böyle şey... Hiç ona söyleyecek kadar yazdı mı biri? Yok hayır. Ha, şey anladım. Yapmadım. Güzel. Hiç öylesin. Şey olduğu için Melda bir dönem bordo yarışmacı olduğu için televizyonlara falan katılıp yarışmalara giriyordu. Neydi o? Bilmiyorum ben onu. Ne yarışması? Bütün yarışmalara katılmışlığım var. Var mısın yok musun? Kenan Işık. Bayağı da yaşlı bir insanla karşı karşıyayız. Var mısın yok musun? Oho! Kenan Işık'ın Cenk Koray'la hatırlarsınız. Mustafa Yolaşan'la Pazar 88. Biz göstermiyor da galiba 51'li falan öyle tahmin ediyorum. Var mısın yok musun? Çok oldu ya. Evet.
çok gerçekten çok oldu. Öyle kelimenin gücü, o daha da eski. Kelimenin gücü mü? Allah Allah! Jetkiller'de oynadım 4 yıl. Ninja Kaplumbağa, Spitter Usta bendim tabii. Orijinal Mickey Mouse'um ben ama... Takip, ya bir sürü yarışmaya katıldım. Takip çok... mi? Hiç evet. Sikko sikko yarışma. İki birliğinden. Hayır hayır, şimdi yapımcıları falan karşımıza almayalım. Takip hepimizin takip etti. Takip ne? Ha bir şehirde birini takip ediyorduk. Hayır hayır hayır. Ha. Bir tane papyonlu... Niye yükseldin sen? Niye beni bozuyorsun? O kadar hevesli anlatmışım. Evet evet. Evet de ya. Papyonlu bir bey oturuyordu bilgi yarışması. İşte sen... Kim oturuyordu? Papyonlu bir bey. Papyonlu, Doğa Bey. Doğa Bey'di galiba ismi, hatırlayamıyorum. Evet evet. Doğa Bey. Bak kızımızın adıymış ve ben hatırlayamıyorum. Doğa Bey oturuyordu. Biz atamazdık. Onunla karşılıklı atışıyorduk yarışmaya sonuçlarını. Onunla atışıyordunuz mu? Evet, ne, yarışma ne sonuçlarını. Aşağılıyor adam ya tepeden. Evet. Bildiğini, bilmediğini işte. Sen cevap veriyorsun, o cevap veriyor. İşte sen bilemezsen ona geçiyor. O bilemezse sana geçiyor. Öyle bir programda. Takip ediyor yarışmacıyı yani. Bildirmemeye çalışıyor. Temel amacı o yani. Evet, soruyu bildirmemeye çalışıyor. Ha, oldu şimdi. Aha. Vay, güzel formatmış. Evet, hiç güzeldi. Haftaya onu mu yapsak lan? Fena değil yani. Buraya alayım, soru sorayım. Bayağı da para kazandık. Ne kadar? Toplamda 100 binden fazla kazandım yani bütün yarışmalarda. Ne güzel kariyer lan bu ben. Evet. Şu yaşıma kadar benim toplam kazandığım 11.400 lira. Gerçekten sen mi söylüyorsun? SSK dahil. Gerçekten bak sen mi söylüyorsun? Şimdinin parası vardır 300 bin lira falan. Vardır, vardır. Ne? Çok eski çünkü. Ciddi evet. Misin ya? Hakikaten evet. Eski de. Son dönemde hiç yarışmaya katıldın mı? Yok hayır. Çocuktan sonra bir öldüm. Ara verdi. Ahmet çek sonra. Kapadım hayatımı. Sen nasıl katılıyordun? Başvuruyordun. Başvuruyordum ve saçtan herhalde hemen çağırıyorlar. Senin bu saç da yani. Çok iddialı. Arkadaş, evet çok güzel ama. Evet hemen doğal çağırıyorum. Doğal mı? Doğal doğal. Boya yani tabii ki doğal değil. Hepimiz bir an demedik mi yani? Bu nasıl kadın lan diye böyle. Aslan Norveçli. Doğal doğal diye. Ejderhalarım. Normal rengi ne? Kaşlarımla aynı renk işte siyah. Aç bakayım kaşını kameraya doğru. Şu. Ha bu iyi bu. Hızlı mısın? Bu iyi. Şu an iyi. Aman o böcek aman. Oluyordu. Değiştir. Kaç zamanda dibi geliyor? İki ayda bir boyatıyorum. İki ayda bir? Evet. Aa iyiymiş lan iki ay. Dün boyattım buraya geleceğim diye. Ha öyle mi? Vay keşke evveli gün alaydık seni. Ne komik olurdu. Yarısı bembeyaz, yarısı kaşı gibi. Bu ne ya? Bu nasıl kadın? Ona mahalleli bakıyor. Yemeğini suyunu eksik etmiyor. Doğa ileride ne olsun? Ne istersiniz? Mutlu olsun. Ya ben sanat uğraşması... Sonra ne yapıyorsun da niye ağzım da? Tamam. Olsun, o değil. Sanatçı olsun istiyorum ben ya. Sanatçı. Mesela? Oyuncu. Ya. Güzel sanatlar olabilir, oyuncu vay, olabilir. Vay ne güzel, aferin ya. Evet, derdimiz yani keyifli yani bir iş yapsın. Özel okul vesaire birikiminiz tabii var mı? Ya birikim, şimdiden gidiyor, 2 evet, yaşında gidiyor, okula gidiyor. Okula gidiyor. 2 yaşında. Evet, özel okula gidiyor, kreşe gidiyor. Kreşe gidiyor. 2 yaşında nereye gidiyor? Kütahya kazanmış. 2 yıllık kazanmış. Doğduğu gibi girmiş. C, B, A! Vallahi 11 neti var, Kütahya'ya yetiyor. Kütahya'nın çok kıymetli bölümleri de var ama yani düşük, daha düşük bölümler. Kütahya, muhasebe filan. Oo iyice muhasebecilere karşıladık. Ne okulu bu? 2 yaşında. Kreşe gidiyor. Kreş. Biz çalışırken bütün tuvalet gün orada... Tuvalet eğitim bitti mi? Hayır. Yok hayır, benzeniyor. Orada altını değiştiriyorlar tabii. Ay. Evet. Çok fena küçük bu. Daha. Fena evet. Evet. Çok da pis kokuyor çünkü. Çocuğunun bokuna da iyice... Bu ne be? Tatlım bunu hangimiz yaptık ya? Benim böyle değil, seninki böyle mi? Zorlandı mı çok? Ya çok zorlamadı, küçük gitti çünkü çok. 17 aylıktı başladığında zorlanmadı çünkü anlamıyordu yani. Şimdi severek gidiyor, seviyor okulu. Arkadaşları var. Tamam. Evet evet, çok seviyor. Konuşuyor. Konuşuyor. Konuşuyor, konuşuyor. Var mı böyle şey? Aşık oldum. Aşık oldum. Fan fil fil saçma. Aganegi naganegi. Var. Ay bak çünkü olur. Ya var çok... var. Bizim spor salonunun şeyine kafedeki kafenin sahibine aşık. Aşık. Ya çok enteresan. Kaç yaşında sahibi? 35. O da 3 de saçma hayattan bu. Ömür bir daha kazanmış. Sahip var 3 yaşında. Bunlar başka bir masal ülkesinden bahsediyoruz şu anda yani. 45 yaşında adam. 45 yaşında adam aşık. Ana. Yo ama kendi yaşıtlarında da böyle çok şey tam böyle biraz tam kız yani. Sarışın cilveli. Erkek gördüğü zaman hemen saçları falan sallıyor öyle bir. Vallahi. O da sarı. Sarı. Boya mı? 2 yaşında çocuk dibi gelmiş. Bu ne ya? Bu nasıl çocuk ya? Sarı. Dibi gelse ne olur zaten 2 yaşında. 2 ayda bir 10 kere falan boyandı ya. Bir şey yok ki. Ben matematik 2 ya. Vallahi sorun çocuğu. Bunu kolay kolay kimse hesaplayamaz yani. Vallahi zor iş.
Çok tatlı. Büyütmek güzel mi? Büyüdüğünü zor. Görmek çok keyifli ama zorluğu daha yoğun. Şu an yoğun. Anneleriniz, babalarınız dese ki tamam bize bırakın 7 yaşında tekrar görürsünüz. Yok, hayır. Yok, ben dayanamam. Bir günde... Haftada bir görün. Yok. Aklım hala şu an onda mesela. Evet, evet. Şu an onda mı? Tabii. Evet, çok. Sen bir gitmek için yer arıyorsun. Allah'ım. Bir şey oluyor. Vallahi aklım dışarıda. Birbiriniz için yapabileceklerinizin sınırı var mı? Yok herhalde artık. E tabii ki var da. Bak şimdi. Aynı anda çok tatlısınız. Var abi, ne gerek var? Tamam, çocuğu yaptık daha. Ne yapayım bu kadar için ya? Yani sınırdan kastım şey anlamında yani herkesin bir sınırı var. O ötesinde geçmemek gerekir bazı durumlar için. Fatih söyleyeyim. Sokaklarında çıplak koşar mısın? Yok. Yok. Yani. Zaten koşamazsın zaten de. Yürümeye bak. Bizim 10 saniye sürer koşmak. Son koşuşun olur iyi akşamlar. Koşamazsın çünkü. İstiyorsanız koşun yani. Kanalımıza önerdiğim şey var. Sevgili eğer siz de Fatih sokaklarında çıplak koşarım diyorsanız bu videonun altına. Senin var mı onun için yapabileceklerin sınırı? Bilmiyorum ki. Karşılaşacağım şeye bağlı. Herhalde yok ya. Bilmiyorum kendimce. Belki dedi ki olabilir. Basalım gidelim Bayburt'a yerleşelim. Ha, yerleşirim. Ben öyle şeyleri severim zaten. Değişiklikler falan. Bayılırım yani. Bayburt'u. Fark yetmez bana. Bayburt. Tüm şehirleri karşımıza alıyoruz şu an. İnşallah. Gerçi Bayburt'u kaç kişi izleyecek? Hepsi izlese bizim kanallar az gene. Hayda. Durduk yere. Merhaba Bayburtlar. Ben her programda özür dilemekten mutluyum. Yemin ediyorum. Ne kadar ayarsızım ya. Sever misin öyle ani değişiklikler? Severim, severim evet. Geldi bir gece saçını üçe vurdu, sakalını bıyığı kesmiş. Hiç, olsun derim. Hiç, hiç. Bir şey demem ona. Çok standart onun, bir onun şey. Sakalı buyuyor mu? Hayır. Ben zaten bana soruyorsun. Sence bir pot kırmadın mı? Şu anda inceden bir pot kırmadın mı? Ben keseceğim seni. Anlamadım mı? Yanlış anladım. Yok yok. Sen bir anda... Sakal bende var ya. Ondan anladım. Hür iraden ne? Kestim. Yok hiçbir şey demem canım. Öyle mi? Ha, fiziksel olarak açtınız mı o konuları? Açtık zaten. Saçı yoktu aslında. Yeni saç ekti. Ektirdi mi? Ana ulan ne güzel ektirmişsin ha. Vallahi ektirdim. Benimki de ekili. Nerede ektirdin? Fulya'da. Vallahi. Çok güzel olmuş ama. Hiç anlamadık yani. Sağ olun. Nasıl eklik oldu mu? Bayağı güzel. Evet. Hiç belli olmuyor. Yeni ya 8 ay oldu. 8 ay oldu evet. 5000 lira işler. 3500 verdim. Arkadaş 3,5. 3500 lira bitirdim. Çok az lan. Onlar geri gider ha. 3,5'a ben sana çok güvenme yani. Arkadaşım arkadaşım. Üzücüm tepem yine açıldı. Vallahi haklıymışsın ha. Bir şey oldu hallem oldu. Bir daha yapılmaz ama. Bir kere çekilecek. Sen onda ani değişikliğe takılır mısın? Yok takılmam. Yani saçın sarıya boyatırsam bayağı bir... Takılmıştı. Bir defans yaptım ilk başta. Öyle mi? Çünkü dikkat çekiyor saç. Kaçıncı yılda oldu mu? Ama çok uzun zamandır sarışınım ben. Kaçıncı yılda? 2009'da falan boyattı herhalde. Evet, 2009'da evet, falan boyattı. 9 sene önce kıza bozulmuş hala unutmuyorum. Ben böyle şey duymadım. Hanımlar beyler ilişki testi tüm hızıyla devam ediyor. Melda ve Talha konuklarımız. Soyadlarınız ne? Ofluoğlu. Ofluoğlu. Ana böyle bir şey var ne bu? Baklava markası mıydı? Fırın. Beşiktaş'ta var fırın var. Ha evet, fırın sizin mi? Değil. Ofluoğlu nerede var lan ben Beşiktaş'tayım. Köy içine giriyorsunuz Elvender Mesela giden yol var ya. Aha. Sağda kalıyor. Aa tamam. Balonya'ya gelmeden Garanti sağda. Bankası'nın karşısında hemen. İçerideki Garanti Bankası'nın karşısında. Niye verdiysek adresi? Eğer tam olarak konum isterseniz, karnınız açsa. Ofluoğlu akrabamız gidiyor. Merhaba Ofluoğlu. Soyadını aldın mı? Aldım tabii. Kendi soyadını kullanıyor musun? Yok hayır kullanmıyorum. Ha öyle mi? Hemen vazgeçtin. Hemen vazgeçtim. Neydi? Topal. İyi yapmışsın. Ben de evlenmeyi fethettim. Etmedi. McDonald's'ta oturuyorduk. Ha, evlenme teklifi değil oğlum, o. Azıcık, lütfen marka verme. Her şeyi öyle anlatıyor. McDonald's var ya İş Bankası'nın altında. Sürekli marka veriyor. Hani o sıra Atlas Global geçiyor yukarıdan. Ya, azıcık dikkat et. YouTube'da burası rahatım o yüzden. Tamam ama yani. Evlenme belki teklifi gelir, değil, şeyler değil. Evlenme diyorum. Teklifi değil ki. McDonald's'ta oturuyorduk, hamburger yiyoruz. Evlenelim mi? Evlenelim. O zaman bir de çok eski ya biz evlenme. Telefonlarda takvim falan yok. Cep takvimini çıkardık. Ne zaman evlenelim? Çok yaşlılarla karşılaşıyoruz. Ya. Ben şuraya dedemle ninemi alsam daha güzel şeyler konuşuruz. Sürekli görüştüğünüz çiftler var mı? Var var. Misafirle gelenler, misafirle gittiğiniz. Çiftler. Çiftler. Bir kısmı burada. Ne o? Bir kısmı burada. Nerede lan? Bakayım. Şöyle. Mesela bu kendi ilişkinizi, burada bir sürü arkadaşınız var, çiftler var. Onların ilişkisiyle karşılaştırdığınızda nerede görüyorsunuz?
Çok daha tecrübeli eski, diyelim. Eski, evet tecrübeli görüyoruz. Biz uzun zamandır... Biraz daha böyle ortamın ablası, abisi gibi mi takılıyorsunuz? Yok. Yaş olarak küçükler misiniz lan? Bir çift bize küçük, diğer herkes bize aynı yaşta. Aynı yaşta, tamam. Evet. Sizin ilişkiniz daha eski olduğu için biraz evet. daha aslında... Tecrübeli evet. olmuş oluyor. Ama zaten arkadaşlarımızın ilişkileri bayağı eski. Arkadaşlıklarımız da uzun zamandır devam ediyor. Çok şey... Grupta bekar var mı? Yok şu anda. Şu anda yok. Evet. Almaz mısınız? Aa, bu hafta evlenecek olan var bir arkadaşımız. Öyle bekar değil lan. Ha, Oo, ha. Sizin bekarlık anlayışınız da benim benim bekarım iyice yani. Tokanamayan. Öyle yani. Benim bekarım iyice, anladın mı? Hayatım vurdu. Yok. Öyle bekar yani. Yok. İstemez Hep misiniz? Çift. Yok, isteriz. Birbirinizin kardeşleri var mı? Var. Var, evet. Ne var sende? Erkek kardeşim var. Aynı güzel. Nasıl aranız? Çok iyi. Çok iyidir. Valla? Evet, evet. Ne der sana? Talha der. 4 yaş. İyi Talha hoş demiyor. Oğlum. Hitap etsin doğru düzgün. Yok yani şey yok, öyle bir enişte falan gibi bir durum yok, yok yani. Mu? Yok. Ama çok yakınız zaten. Şey yaptı mı yani? Ablamı yüzme yalnız çaramazdım. Yok, yok. Çok küçüktü zaten o zaman. Yaş doğru. Çocuktu. Tam üstü de 6 yaşında öyle yani. Ablamı yüzme, tipim var benim. Benim tipim var. 6 yaşındayım, beni delirtme. Çok canım sıkarsan tipimle oynarım. Bir şey de yapamıyor yani. Burası komik. Burayı teaser yapalım. Vallahi komik bu. Pipili pipili. YouTube. Bir şey olmaz. 16 senenin sonunda tutkulu yapışma oluyor mu? Var. Oluyor evet. Harbi mi? Evet, evet. Oluyor. Cinsel olarak özlem oluyor mu? Evet. Şu kamera aldı mı o gözü? Şu kamera o gözü. Evet. Kaçmasını aldı mı? Evet. 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 Yok yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok diyor. Yok yok. Hangisi yok? Yani... Sen mi güldün öyle? Adam... Nihayet ya! Konu cinsellik olmaymış. Adam göçtü, kadın ayrı. Kadın ayrı. Müthiş oldu. Ben kendimi düzgün insanlığa adadıkça bir şey çıkmıyor ya konuşmalarda. Lütfen bunu konuşalım. Şu tabular yıkılsın. Seks de seks. Ya oluyor mu hakikaten? Oluyor tabii oluyor, ki oluyor. Ya evet. Emin misiniz? Evet. Çünkü zannetmiyorum. Yo, 16 sene kimse kimseyi arzulayamaz. Bir ağaca sor. Ağaç, ağacım ben diyelim. 16 sene sincap gibi çıkıyor üstüme geri iniyor. Yani ağacım çünkü. 16 sene, affedersiniz teşbihde atarım. Ama ağacım. 16 sene çok uzun çünkü yani, anladın mı? Bir kımıldanırım bir iki sincap çıktı mı. Ama 4 sene aynı sincap çıksa siktir git artık derim ya. Senin kuyruğuna ayrı, sana ayrı derim ya ben. Bunu derim. Böyle çünkü yani. Allah da çok hakimim bu konulara. Yani, ağaçlı sincaplı. Cinsellik olsun. Tabii tabii. Örneklerim dikkatiniz hep hayattan. Mesela daha çok küçük çocuk ama çocuğa bir... mesela benim babam benimle bir ara konuşmuştu. Bir cinsellik meselelerini. Otur karşıma dedi. Bundan sonra dedi seks meks yok. Ben akıllandım o gün. Ve o gün bugün babama dinlerim. Yok. Sözünden çıkmadım. Bu yaşıma geldim. Sözünden çıkmadım. Böyle bir... sen çünkü çok tatlı bir kadınsın ve... Hakikaten de böyle hani... Özenli bir ilişkinize de, bakış açınıza da... Çocuğunla, kızınla konuşmayı düşünüyor musun? Bu evet, şeyleri? Evet. Biz onu Talha'yla da çok konuşuyoruz. Bu dönemin çocuklarının... Yani bizce evlenmemesi lazım. Yaşasın yani hayatını. Güzel. Evet. Sen biraz mesela kız çocuk ya bu. O da aynı. Birinci ilişkisi öyleyim. Geldi adam. Ferit ben. Kızınızı almaya geldim. Ferit de arkadaşımızın ne, oğlu var ya. Arkadaşımızın oğlu var Ferit. Kaç yaşında? 3. Oğlum sana söyleyeyim, Allah söyletti ha. Vallahi Ferit geliyor, ben sana diyeyim. Hem de en samimi arkadaşımın oğlu. Ben sana diyeyim, o Ferit senin kıza göz koymuş. Ben sana diyeyim. Ben de şimdiden Ferit'in elini sobaya bas, sen bilirsin. Bas gitsin ya, biri bir şey derse yani bas ya. Ferit nasıl tutturdum lan Ferit'i? Ya vallahi ya. Bu arada çıkışta fal bakıyorum, haberiniz olsun. Fal bedava, kahve 100. Yani. Beni tane. Yaz Mehmet Ahmet değil, Ferit yani. Tek nokta atış. Tamam Ferit. Geldi Ferit, 16 yaşına geldi Ferit. Sizin kız da 15. 3'den 2 çıkar 1, 16, 15, 1. Ferit geldi, sevgilisi oldu senin kızın. Ya şimdi kadınlar biraz daha açık bu konulara, kızları ya. Hmm. Her şey yaşasın diyor. Dünya, yani hakikaten senden daha çok olsun. Kadının olduğu yer medeniyettir, her zaman böyle düşünürüm. Sen, erkeğin olduğu yerde anti medeniyet. Sen mesela Ferit'e bozulur musun? Ferit'in şöyle kafasını tutturup, abi dedirtir misin bana onu de. Ara ara yaparım bir şeyler. Babasının üzerinden yürürüm falan.
Babasını dövüyor durduk yere. Telif mutlu. Döv oğlum babamı döv ya. Melek bir şey yok. Döv babamı gitsin ya. Döv gitsin. Ya bozulur musun abi? Çünkü ben de şimdi kızım yok ama biraz empatik bir yani şey, darlanıyor insan. Darlanıyorsun diye. Düşününce bile rahatsız ediyor yani. Abi bu konuyu kapatırsak. Ferit'e düşman olacağım şimdi durduk yere. Arkadaşın nerede Ferit'in babasının? Emre. Emre. Emre yarıyor. Benim kızımdan bir yaş büyük. Ona söyle bir daha ne bizek ne ölüme ne dirime. Düğünüme de istemiyorum cenazeme de, tamam mı? Aile olarak siktirin gidin şimdi. Çünkü adamı bayağı yükselttik şu an. Yürüdü. Bayağı yükselttik. Ortaokuldansın arkadaşım. O kadar çok güzel adamsın oğlum. Konuyu kapatayım diye gözümün içine bakıyorum. Kapat mı kocam ha? Özetme ya. Yeter lan. Kızımız var bize. Kız babasıyım ben. Senin işin var bu adamla, ben sana söyleyeyim valla. Bir çok düşkün böyle zaten. Eli yanık çocuk bir sürü etrafta da. Bakmayın öyle medeniyim dedin. Hakikaten çok düşkün kızına yani, inanılmaz yani. Düşse böyle Melda düşüyor Melda. Öyle. Yani. Ama sence normal değil mi kız? Düşmüş. düşmüş ne yapayım? Hayır. Melda üçüncü kata düştü. Tamam ya. Bir şey yok, zemin çim. Bir şey yok. Hakikaten çok rahat davranıyor bazen ya. Sen çok rahatsın. Evet ben çok rahatsın. Ben Trakyalıyım ben. Çocuğu hiç pazarda falan unuttun mu? Sen mi soruyorum yani? Karpuz aldım bir şey eksik ya. Ben çok vallahi çok beğendim ben ilişkinizi. Yani 16 tamam. Yıl böyle şey gibi süzmüşsünüz yani birçok şeyi ve sizi bir tek kız üzerinden zorlayabildik. Onda da benlik bir şey yok, Ferit'e söyle. Babası bana sıkıntı olacak onu söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz. Bunu anlamışlar bir şey şaka oldu yani. Ama sen gene Ferit'i beynine bastın. Sen de yani. Bu işler çünkü çok küçükten başlar ben sana Yalnız kaldığınızda birbirinize aşk çocukları söyler misiniz? Sarılırız, öperiz ama öyle çok hani seni seviyorum falan öyle şeyler yok. Ne artık. Olarak kayıtlı sende? Talham. Bayağı değişik olmuş gerçekten. Talhamız. Talhamız. Köyümüz köylülerimiz gibi. O sende? Meldam. Yani iyilik ekine bu kadar güvenmeniz gerçekten beni üzdü. Değişik bir kelime söyler misiniz birbirinize? Hayatım deriz. Başka hayatım. Hiçbir şey yok. O kadar. O kadar. Evet. Ana yani böyle. Şimdi talloş diyor bazen. Talloş. Kızıma da öğretti. Kızım da bana talloş. Diyor. Evet. 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 O da evet. Sen babasın ya. Talloş diyor. Kız tamam da yarın öbür gün Ferit sana talloş. Senin bak. Senin bir ağırlığın kalmaz. Anlatabiliyor muyum? Evet, bu talloşu evet kızdan da bir. Akraba yapıyordu o vallahi. Durdu geri düşman edildi. Niye gittik ya biz? Arkadaşım ayrı kuruldum, çocuğuna ayrı kuruldum ya. Bir öpsenize birbirinizi. Bir daha onu şey yap. Şurayı. 16 yılın sonunda gene tutku var ha. Ben bayağı şey yaparsın diye düşündüm. Merhaba. 16 yılın sonunda. Meldoş. Çok iyisin. Sen de. İnşallah gene görüşürüz karşılaşmamızda da. Sevgiler, saygılar. Ben çok mutlu oldum sizi tanıdığımda. Yani hakikaten yine erişemediğim ilişkilerden biri. Burada olmak çok büyük keyif. Vallahi. Daha izleyince de biz bunun en komik yerlerini koyuyoruz. Süper. Yani buradakiler yavrum. Arada böyle çer çöp de ama YouTube'dan izleyenler. Evet. Ama dur ya buraya bilet alıyorlar. Eğer. Büyük sıçtık ya ters bir yer. Şimdi sana şunu söyleyeyim. En boktan yerleri koyuyoruz videoya. Burada daha ne komiklikler. Ben sizin ilişkinize çağdaşlık düzeyi olarak net on. Çok tatlı ama sen olmuşsun. Yani bu arkadaş, bu 3-3 o yani. Valla senin biraz şey halin var. Böyle karanlık devir. Sığır. Çok sığır değil de yani büyükbaş. eğlence düzeyiniz 10. Ben de çok eğleniyorsunuz birlikte. Arkadaşlığınız geçti bana. Aşkınız geçmedi ama arkadaşlığınız. Çok tatlı çok iki eğlenim. Arkadaş. Evet. Ve 16 yılın sonunda hayatı birlikte yürütürüz biz bu hayatı demeniz. Hakikaten çok güzel. Çok geçti yani. Valla. Sadakat tartışmasız 10. Hiç yani konu değil. 10. Size çünkü şeyi de sormadım. Hatta sorayım. Eski sevgililerinizi biliyor musunuz birbirinizi diyeceğim ama evet. Eski sevgilileriniz şu an eceliyle ölmüş. Normal hani Allah'ın inayeti. Çünkü dede ölür, oradan baba ölür, oradan çocuk ölür ya. Çok da üzülemezsin, zamanı geldi dersin. Çünkü o kadar, onlar büyük şu anda yani. Mümkün. O yüzden hiç o toplara giremedim. Çok tatlısınız arkadaşlar. Teşekkür ederim. Sadece birbirinizi biliyorsunuz bu hayat yolunda. O çok güzel, çok kıymetli bir şey. Ya buradakilerle beraber canımız çok sıkıldı.
Sevgili izleyenler, ilişki testi izleyenleri, siz de Melda ve Talha'nın ilişkisini çağdaşlık, eğlence düzeyi ve sadakat üzerinden puanlayın. Bu videonun altına yazın. Buraya kadar en az 3 kere güldüyseniz YouTube'da Santral Kumpanya ve Mesut Süre kanallarını takip edin, abone olun. Olmazsanız etrafınız Feritlerle dolsun. Ki bilirsiniz Ferit yakışıklı ismidir. Hoşçakalın.